işte uzay flip. Bir penguen için paytak adım, penguenler için dev bir kanat çırpış. Burada olduğumuza hala inanamıyorum. Gerçekten gezegenimiz dünyanın kuzey kutbundan fırlatılıp dış uzayda kolonileştik. Bu kesinlikle inanılmaz. Bunun yemek zamanı olduğundan eminim. Sen de benim gibi acıktın mı? Yemek mi? Tüm bir pengueni yutabilirim şu anda. Hey, sen de penguensin. Penguen yiyemezsin. Devam ediyorum. Hey, Space Jack'in lokantası sadece yarım ışık yılı uzakta. Balıklı sandviçlerinden birini yiyebilirim. Buz gemisini arayacağım. Bakalım mürettebat bir şey istiyor mu? Merhaba Flip, Zoe. İlk ikili uzay keşfiniz nasıl gidiyor bakalım? Harika gidiyor kaptan. Flip ve benim harika bir ikili oluşturduğumuzu düşünüyorum. Değil mi Flip? Pekala Zoe. Etrafta leziz atıştırmalıklar bulundurdukça sorun yok. Sizden bunları duyduğuma sevindim. İyi bir takım olamayacağınızdan şüpheleniyordum. Hey, siz gerçekten acıktınız mı? Zoe ve ben açlıktan ölüyoruz. Space Jack'e gitmeye hazırlanıyorduk. Size de balıklı sandviç alalım mı? Ne dersiniz? Evet, Space Jack kozmosdaki en iyi sandviçleri yapar. Evet, onları bütün olarak yutabilirim. Hayır Flap, bu sefer çiğnemeyi unutmayacağız, tamam mı? Bu kulağa çok hoş geliyor Philip. Üç balıklı sandviç alacağız. Onları bırakırken bize katılmaktan çekinme sakın, tamam mı? Tamam, sonra görüşürüz. Hey, hepiniz kuzey kutbuyla dış uzay arasında nasıl geldiniz böyle? Rach amcam. Rach amca mı? Rach amcayı hatırlamıyorum. Blexus yıldızındandı ve geçen dünya kışı gelmişti. Sen uykudaydın. Şanslıymışım. Bana 10 galonluk bir kovboy şapkası bıraktı ve sen onu kaykay olarak kullanmıştın. Hatırladın mı? Şu mu? Onun üzerinde biraz hız çalıştım. Biliyorum. Onu düşürüp ilk günden kırmıştın. Ben onu her zaman kırıyorum Flip. Yaptığım şey bu. Kırmak. Gidip balık alalım. Balıklı sandviçler için teşekkür ederim Zoe, Philip. Evet çocuklar, teşekkürler. Sardalyanın keskin kokusu hep gagamın suyunu akıtmıştır. Hey Flop, buz küpü kağıt makas oynamaya ne dersin ha? Kaybedersen sandviçini ben yerim. Sen kaybedersen ben de seninkini yerim. Hayır. Ne tür bir anlaşma? İyi bir anlaşma. Benim açımdan tabii ki. Kesinlikle. Sanırım pas keseceğim. Tamam. İstediğin gibi olsun. Eğer siz ara verip bize katılmak isterseniz yerimiz var. Teşekkürler Kaptan Stella. Ama Slash'i uzayda bırakmak istemeyiz. Kendini yalnız ya da dışlanmış hissedebilir. Ve çok da havalıdır. Onu tanımaktan keyif alıyoruz. Slash'i bir radikal. Üst sınıf bir uzay aracı. Bazen de tam bir gerçekçi ama bunun üzerinde çalışıyoruz. Slash'in uzay gemisinin bir ismi olduğunu sanıyordum. Öyle. Sistemi yapay zekaya düşürdüler. Böylece gemi onlarla konuşuyor. Hadi oradan. Bu doğru. Bu buz gemisine de yapay zeka yüklemeyi düşünüyorlardı. Sahi mi? Ama sen zaten mürettebattansın. Bu durumda yapay zekaya gerek var mı ki? Aman ne komik. Evet, bence de. O kadar komik ki gülmeyi unuttum. Yapay zeka kusursuz değildir. Tamam, siz uzay penguenleri yolculuğunuza devam edin. Yolculuğunuzun sonunda görüşürüz. Uzay penguenleri. İp ip. Yaşasın. Sandviçlerin tadını çıkartın ve bir şeye ihtiyacınız olursa haber verin. Space Jack'e gitmeyi seviyorum. Muhtemelen göbeğine bakarak söyleyebilirler. Gidelim Slash'i. Gezegen bizim istiridyemiz. Çok açım. Sandviçleri yemek için sabırsızlanıyorum. Hey, harika kokmuyorlar mı? Aslında
da biraz tuhaf kokuyorlar. Bu senden mi geldi? Hayır, gazım falan yok ve o bir kerelik bir şeydi. Ayrıca özür de diledim. Tamam tamam, gerçekten abartmana hiç gerek yok. Asla unutmama izin vermiyorsun, bunu biliyoruz. Buraya birazcık zarar verdin, hepsi bu. O kadar kötü değildi. Gözlerimi yaşarttı doğrusu. Biz penguiniz, gözlerimiz her zaman suludur. Bu kadar değil. Slushy, henüz gelmemiş olduğun için çok şanslısın, korkunçtu. Ben aroma sensörleriyle donatılmadım. Bu yüzden bu tatsız deneyimini paylaşabileceğimden şüpheliyim Zoe. Bu bana katılmanın havalı yolu mu yoksa? Evet. Tamam, konuşma bitmiştir. Yemek zamanı. Slushy, otopilot aktive et. Otopilot aktif, Philip. Oho, taze sandviçler. İşte geliyorum. Tanımındaki tutarlılık şüpheli. Konusu geçen balıklar yaklaşık 6,5 milyon dünya mili uzaktan geliyor. Nakliye sırasında buz ve tuzla saklanmış olsalar Space Jack'e market deyimiyle taze bir şekilde ulaşabilir diye düşünüyorum. Sanırım iştahım kaçtı. Slushy, sandviçimin tadını çıkartmak istiyorum. Bunu yapabilir miyim lütfen? Kesinlikle, Philip. Teşekkür ederim. Yine de sandviçinin karbon, hidrojen, nitrojen, oksijen, fosfor ve sülfür içerdiği hakkında seni bilgilendirmek birincil görevim. Bu ne anlama geliyor Slushy? Sandviçinde peynir var Philip. Peynir mi? Peynir mi? Evet, peynir. Ama ben özellikle peynir olmasın demiştim, değil mi? Kesinlikle. Bu küçük geminin kapalı alanında senin peynir almanla baş edecek değiliz. Penguenlerin laktoz toleransı düşüktür ve kesinlikle gaz çıkaracaksındır. Belki de siparişi alanlar bir hata yapmıştır. Belki peyniri çıkarabiliriz. Slushy, peynir dilimli mi, erimiş mi? Ek ışınlarım erimiş olduğunu söylüyor Philip. Erimiş mi? Aa, onu sıyıramayız bile. Aa, benim canım balığım heba oldu. Yok et onu. Slushy, ne çeşit peynir var? Sensörlerim bana Amerikan peyniri olduğunu söylüyor. Amerikan. Aa, bu en belirgin peynir. Bu korkunç. Ne yiyeceğiz biz? Aslında ekmeğin alt tarafı kurtarılabilir gibi. Affedersin. Güvercine mi benziyoruz dedin sen? Hayatım boyunca ekmekle beslenmek zorunda hiç kalmadım ben. Buna şimdi başlayamayacağım. Penguiniz, buna aklına kazı. Uzay penguenleri. Elit uzay penguenleri, gezegenler arası buz kuşları. Flip, diğerlerini uyarmamız gerek. Bizimkilerde varsa... Onlarda da mutlaka peynir vardır. Slushy, bizi buz gemisine bağla. Hemen. Anlaşıldı, Philip. Kaptan Stella, sandviçleri yemeyin sakın. Korkarım, çok geç, Philip. Bu olamaz. Evet, millet. Flop çoktan yuttu bile. Hay aksi. Diğer taraftan çıkarması fazla uzun sürmez. Daha yeni ayrıldık Flop. Neden bu kadar çabuk yedin ki? İki sandviç. İki mi? Evet, iki. Buz küpü, kağıt makasla Bondo'yu yendim. Biliyor musunuz, hayatımda kaybettiğime hiç bu kadar sevinmemiştim doğrusu. Ne kabus ama. Söylemeye hiç gerek yok. Ben pas geçtim. Akıllıca kaptan. Yine de tabii bu sandviçlerimize kimin peynir koyduğunu merak ettiriyor. Hepsini peynirsiz söyledim kaptan. Gerçekten. Evet. Onu net bir şekilde duydum. Ve bu küçük bir parça değil. Bizler penguiniz. Gelişi güzel birileri değiliz. Çocuklar, sanırım kusacağım. Bondo, Flop'a bir kova bul. Yere çıkarmasına izin vermez sakın. Eğer basarsak bir daha asla ayağa kalkamayız. Bedenlerimizi bile doğrultamayız. Çok sakarız. Sonsuza kadar içinde kayarız. Derhal kaptan.
Filip, Zoe, acil durum toplantısı. İkinizi de karargaha bekliyorum. Hem de hemen. Geliyoruz. Sence başımız belada mı? Bela mı? Ne yaptık ki? Ah Zoe, bozuk sandviçleri buz gemisine götürdük. Düzeltiyorum Filip. Sandviçleri uygundu. Tanıtıldıkları şekilde hazırlanmışlar. Ve bütün içeriklerin son kullanma tarihlerine zaman vardı. Siz ve türünüzün temsilcileri basitçe peynire karşı zafiyet sahibisiniz. Teşekkürler Slash'i ama bu bana yine de iyi hissettirmedi. Bu bana kişisel bir sorun gibi geldi. Tanrım Louis, seni böyle keskin programladıklarını bilmiyordum. Ben Louis'in kim olduğunu bilmiyorum. Beni başka bir yapay zeka ile karıştırmış olabilirsin. Şu an bununla uğraşamam. Çok stresliyim. Sorun olmayacak sanırım. Gidip kaptanın ne söyleyeceğine bakalım hadi. Umarım bunlar benim uçuş kredimi düşürmez. Oranların %50-50 olduğunu söyleyebilirim. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Sonunda. Neden bu kadar geç kaldınız? Radarımız sizi 2 ışık yılı uzakta gösterdi. Ama Slash'in gelmesi tam tamına 4 ışık yılını aldı. Ah, ani bir asteroid kuşağına rastladık kaptan. Öyle mi? Ama ben ekranımda herhangi bir şey görmedim. Çünkü hiç yoktu kaptan. Asteroid kuşağı yoktu. Filip gemiden çıkıp gelmek konusunda çok gergindi. Koltuğunda sonsuza kadar oturacaktı. Ta ki Slash'i onu tahliye boşluğundan fırlatana kadar. Ah, tanrım teşekkürler Zoe. Asteroid hikayesi inanılabilirdi. Değildi. Kaptan Stella ekranda bir şey görmediğini söyledi. Her zaman aniden ortaya çıkarlar. Ani asteroid fırtınası. Radar onları yakalayamadan kaybolur. Olduğu tek zamandan bahset. Eğer bu gemi beni bir daha koltuğumdan fırlatırsa onunla problem yaşayacağım kaptan. İkiniz de biraz sakinleşin penguenler. Ve mümkünse bir mide ilacı bulun. Daha da önemlisi, galakside kim peyniri sindiremeyen penguenlerin sandviçine peynir koyar? Bunu bir an önce bulmamız gerekiyor. Hepsi benim hatam kaptan. Vermeden önce mutlaka kontrol etmeliydim. Saçmalık Filip. Öyle bir şeye gerek yok. Ama bir uzay pengueni kontrol edilmemiş şeyi bırakmamalı. Flop'u olanlar benim hatam. Filip, flop iyi olacak merak etme. Sadece biraz dinlenmesi gerek. Ve muhtemelen midesinin yıkanması. Ama biz çok yakındık. O ve ben birbirimizin ilk co-pilotlarıydık. Filip ve Flop. Dinamik ikili yani. Ben neyim? Dilimli ciğer mi? Üzerinde peynir olan. Demek öyle. Dinleyin bakalım çocuklar. Buradan öğrenilecek değerli bir ders var. Kim olduğumuzu hatalarımız belirlemez. Her zaman beklenmeyen bir şey mutlaka olur. Bu koca büyük evren kaostan doğdu. Ve bu saf kaos her zaman bir nefes ötede. Bunu unutmayın. Bunun iyi hissettirmesi mi gerekiyordu? Evet, pek öyle hissetmedim. Sorun yok penguenler. Canınızı sıkmayın lütfen. Artık işimize dönmeliyiz. O sandviçleri kimin yaptığını öğrenmek istiyorum. Tamam, biz bunu kolayca bulabiliriz. Geri dönüp müdürle konuşalım öyleyse. Evet, doğru. Hala orada olabilir. Güzel bir başlama noktası. Cevap alınca ya da alabilirseniz tabii rapor verin hemen. Alabilirseniz yok kaptan. Bunu yapanı bulacağız. Ve haini adalete teslim edeceğiz. Tüylerini tut Zoe. Bildiğimiz kadarıyla bu sadece bir hata. Bu benim için biraz fazla şüpheli kaptan. Bence bunda bir bit yeniği var ve biz onu mutlaka bulacağız. Yine dedektif moduna girdi. Bu ilginç olabilir. Size güveniyorum çocuklar. Ben burayı düzende tutup sizi Flop'un durumundan haberdar edeceğim. O sırada siz penguenlerde cevapları alın. Bunun kozmosta başka hiç kimseye olmadığından emin olmak zorundayız. Baş üstüne kaptan. Peynir.
Squeak, komutan Hem Sanders. Buzdan bir sorun sinyali aldım. Ben buzun yakınına gitmeyeceğim. Romatizmalarım artıyor. Başkasını yolla. Tatile ihtiyacım var. Hayır komutan Hem Sanders. Buz galaksiler arası koalisyonun adı. Onlar galaksiler arası penguenler. Peki galaksi penguenleri dost mu yoksa düşman mı? Dostlar ve yardıma ihtiyaçları var. Yardım edin o zaman Kaptan Gönübik. Sadece bir tedbir konuşması Squeak. Hiçbir şeyin görevinize engel olmasına sakın izin vermeyin. Vermeyeceğim Kaptan Gönübik. Yola çıkıyoruz. Destek için teşekkürler. Harika. Sonunda birkaç uzaylı tekmeleyeceğiz. Şu bebeği yola çıkaralım. Emredersiniz komutanım. Bunlar turşu Zoe. Şu an sulu bir turşu yiyebilirdim doğrusu. Oh, ben de yemek yemediğimizi unutmuşum. Bir çift peynirli balık sandviçim var. Yiyebilirsin sen de. Ha. Klub'un yemek sonrası durumunu göz önüne alırsak yememenizi öneririm. Biliyoruz Slushy. Sadece şaka yapıyoruz. Anlıyorum. Ciddiyetsizlik. Aha. Hey Slushy, mizah anlayışın var mı? Biraz. Aslında pek yok gibi. Mizah anlayışı tanımladığınız şekliyle soyut ve inanılmaz derecede sadece anlatıcının gözlemine değil dinleyicinin perspektifine göre değişmekte. Ben yine de duruma göre kodlanmış zekamla karşılaştığım varlıkların stiline ve düşüncelerine adapte olabiliyorum. Sanki peyniri ben yemişim gibi. Ben de. Merhaba uzay penguenleri, ben Squeak. Uzay korumalarıylayım ve bu da ortağım komutan Hem Sanders. Ortak mı? Bir daha dene. Neyse, konuyu anladınız. Karargahınızla konuştuk ve bir sorun olduğunu öğrendik. Yardım etmeye geldik. Vay canına, uzay robotları mı? Gerçekten mi? Gerçekten sevimli uçamayan kuşlar. Bu çok havalı. Teklif için teşekkür ederim. Lafı bile olmaz. Kendinizi ne zaman baş edemeyeceğiniz bir belada bulursanız uzay korumaları yanınızda olacak. Bunu bilmek güzel. Kesinlikle peynirsiz olarak verdiğimiz sandviçlere kimin peynir koyduğunu bulmalıyız. Beceriksiz bir müşteri hizmeti gibi geldi bana. Herkes olabilirdi. Işık yılı boyunca iyi hizmete denk gelmedim. Bu bir ihanet komutan. Bugünlerde kimse yaşlıları ya da otoriteyi saymıyor. Ben tecrübeli bir askerim. Cezalarını çekecekler komutanım. Otoriteme saygı duy karından bacaklı yoksa ceza sopamı kullanmak zorunda kalacağım. Emredersiniz komutanım Hem Sanders. Sandviçler peynirliydi mi dediniz? Sizce bu bir hata mıydı yoksa bilerek mi yapıldı? Kasıtlı olduğuna inanıyorum. Peynir erimişti, yani önceden eklenmiş olmalı. Ardından da pişirilmiş. Ne demek erimiş peynir? Peynir, kasidella, cheeseburger. O ne yapıyor şimdi? Belki peynir seviyordur. Tamam öyleyse. O sandviçleri tam olarak nereden aldınız? Space Jack'in hızlı siparişinden. Space Jack mi? Menülerinde hala iki al bir öde lokmalık hamburgerleri var mı? Evet sanırım. Hızlı sipariş her zaman açık değil mi? Evet. Tamam, duymam gerekenler bu kadar penguenler. Derhal oraya gidip birkaç soru soracağız. Bakalım bu sorunun temeline inip bir çözüm bulabilecek miyiz? Teşekkür ederim korumalar. Laktoza zaafım var. O sandviç beni gerçekten hasta edebilirdi. Ve dostumuz Flop tam iki tane yedi. İki tane mi? Şanslı kuş. Çok hasta. Biz konuşmaya devam ederken gittikçe kötüleşiyor. O sandviçler Flop'umuza ciddi zararlar verebilirdi. Pek çoğumuz henüz yememişti. Yemediniz mi? Derhal yemek yemelisiniz. Boş mideyle uçmak çok tehlikelidir. Üzerinde çalışıyoruz Squeak. Biz de öyle. Hadi gidelim. Eğer kimin yaptığını bulursak size haber veririz. Kesinlikle. Bu arada sandviçlere ne kadar ödediniz? Yarım düzinesi için 8 uzay doları. 8 uzay doları. Bilmemiz iyi oldu. Konsolun altında 10 uzay dolarım var.
tutumlarını öğrenmek için sipariş vermem gerekebilir. Gidiyoruz komutanım, Space Jack'e. Destek için karargahı arayacağım. Ucuz lokanta için bile. Uzay korumaları kesinlikle ilginçler. Kesinlikle öyleler. Bana anakartı hasarlı ya da eskimiş gibi geldi. Yani sistemi yenileme gerektirebilir. Penguenler, orada her şey yolunda mı? Sorun yok kaptan. Flop nasıl? Ne yazık ki iyi değil. Peynir maalesef zihnini bulandırıyor. Sayıklamaya başladı. Bu ince. İnce buz üzerindeyiz. Bastığımız yerlere dikkat edin. Ah, olamaz. İyileşene kadar onunla birlikte kalıyoruz. Elimizden geleni yapacağız. Tek silah haline geçin. Tek silah. Gelide penguen kalmayacak. Benim görevimde olmaz. Tamamdır Flop. Düz duracağız. Yanlış bir adım felaket olabilir. Biliyoruz dostum, biliyoruz. Aa, bu çok korkunç. Kaptan Stella bunu kimin yaptığını bulacak ve bir daha hiçbir penguene yapamadığından emin olacağız biz de. Bu bir sözdür. Güçlü kal Flop. Penguen gücü büyük sayılardadır. Penguen ordusu birleşiyor. Kuş hızı penguenler. Temasta kalın. Bu bildiğimiz Flop değil. Bir şeyler yapmalıyız Philip. Bu peynirin cezasız kalmasına izin veremeyiz. Hadi cevap almaya gidiyoruz. Slashy, ışık hızı. Nereye ışınlanayım Philip? SpaceX sipariş alanına derhal. Vardiyanız bitmeden sizi yakaladığımıza sevindim Kaptan Paul. Tüm Space Jack operasyonlarından siz sorumlusunuz değil mi? Öyleyim. Siparişleri kim hazırlıyor Kaptan? Ben hazırladım. Burada küçük bir takımız ve ben de çalışkan bir müdürüm. Kaptan Paul, bizleri ve siparişimizi hatırlıyor musunuz? Hayır. Burada pek çok müşteriyle karşılaşırız. Öyleyse bir çanta dolusu balıklı sandviç siparişini hatırlama şansınız var mı? Aa, evet. Evet, sanıyorum. Peki bu siparişle ilgili ne hatırlıyorsunuz? Affedersiniz. O siparişi bizim için detaylandırabilir misiniz acaba? Sanırım 6 balıklı sandviç, içine tartar soslu, peynirsiz olacaklar. Bu doğru mu? Benim tanığa başka sorum yok. Benim var. Bize bu siparişi başka kimseden yardım almadan hazırladığınızı mı söylüyorsunuz yoksa Kaptan Paul? Hatırladığım kadarıyla evet. Hayır. Hangisi? Aldınız mı, almadınız mı? Soruya cevap ver. Sakin ol Philip. Hadi, hadi. Söyle şunu. Evet, sandviçleri ben yaptım. Hayır, kimse yardım etmedi. Aha, biliyordum işte. Bu zürafa en az boynu kadar suçlu. Başım bir tür belada mı acaba? Oo, tahmin bile edemezsin dostum. Tahmin edemezsin. Edemiyorum zaten. Yanlış bir şey mi yaptım? Yanlış bir şey mi yaptım diyor. Yeterince pişmemişler miydi? Eğer bir sorun varsa onları tekrar yapabilirim. Evet, savcılık dosyayı bırakıyor. Savcılık mı? Siz neden bahsediyorsunuz? Konu peynir hakkında Kaptan Paul. Peynir mi? Ama ben hiç peynir kullanmadım ki. Yalan. Yalan söylemiyorum. Gelen sipariş peynirsizdi. Ama yine de içine koydun sen, canavar. Koymadım. Bunun için ceza alacaksın koca adam. Space Jack önlüğünü çıkart hemen. Kaptan, biz açıp baktığımızda sandviçlerde erimiş peynir olduğunu fark ettik. Ne? Bu imkansız. Yaptığımız işte Paul. İmkansız her zaman gerçekleşme eğilimindedir. Dinleyin çocuklar, siparişi karıştırmadığımdan eminim. Ben bir penguenim ve laktoza dayanamıyorum. O sandviçi yeseydim eğer ölebilirdim.
Ben gerçekten çok ama çok üzgünüm. Üzülmek için çok geç serseri. Lütfen onu sakinleştirebilir misin? Sıcak mı bastı? Buna alış artık. Sizi temin ederim ki sizin kadar ben de bunu kimin yaptığını merak ediyorum. Hep öyle derler. Ancak içine koyduğun peynir gibi eriyene kadar durmayacağım pislik. Tamam, tamam. Bu çılgınlık. Deli rolü mü yapıyorsun ha? İyi deneme, ancak işe yaramaz. İzin verin size sorunu açıklayayım kaptan. Bu benden alabileceğinden fazlası. Önemli noktalardan bahsedelim. Hadi ama. Siz ikiniz polis bile değilsiniz. Bingo ucube. Bizler buz penguenleriyiz. Uzaydaki en elit kuşlar. Ya da dünyadaki. Ki biz oradan geliyoruz. Ve dünya yaratıkları aylaklık etmezler dostum. Bu doğru. Realite şovlarımız ve polis programlarımız var. Yalancıyı bir mil öteden tanıyabiliriz. Siz ikiniz beni iyi dinleyin. O peynirin sandviçinize nasıl girdiğini bulmak için elimden gelen bütün yardımı yapacağım. Emin olduğum tek şey bunu benim toynaklarım yapmadı. Bundan emin olabilirsiniz lütfen. Sana inanıyorum. Evet, ne düşünüyorsun? Dün doğduğumuzu falan mı? Ha, ne? Ona inandın mı yani? Evet, inandım. Kaptan Paul, iş yerinde gözünüzü ve kulağınızı açık tutup şüpheli bir şey öğrenirseniz bize haber verir misiniz lütfen? Kesinlikle. Eğer takımımızda sabotaj yapan biri varsa onu haklamayı ben de sizin kadar isterim. Space Jack'in unvanı buna bağlı. Boş laflar. Önemli olan hareketlerin dostum. Doğru. Peki şimdi gidebilir miyim? Sadece biz söylediğimizde gidebilirsin genç adam. Tabii. Şimdilik bu kadar kaptan. Evet. Toz ol. Eğer tuhaf bir durumla karşılaşırsam size derhal haber vereceğim. Yapsan iyi olur. Yoksa... Bize zaman ayırdığınız için teşekkür ederiz. Temasta olacağız. Deli gibi davranmayı bırakabilir misin? Ne var? Kötü polisi oynuyordum. Kötü bir televizyon polisi gibiydin. Hepsi iş gereği Zoe. Sen iyi, ben kötü polisim. Onu kaçacak yeri kalmayana, dönecek köşe bulamayana kadar sıkıştıracağız ve gerçeğin ışığında yalanları binlerce güneş ısısıyla küle dönüşecek. Bazen senin için endişeleniyorum. Yalnız değilsin Zoe. Sırada kim var? Birilerini daha kızartalım. Bu çok eğlenceli. Neden Kaptan Stella'ya bilgi vermek için aramıyoruz? Flop'un durumunu da öğreniriz. Güzel fikir. Ardından başka bir şüpheliyi haklarız. Aa tanrım, o lanetli sandviçlerden birini yemediğine emin misin sen? Müdürden cevap alma konusunda başarılıydınız çocuklar. Şu aşamada eleyebileceğimiz herkes gerçek suçluya ulaşma konusunda bize zaman kazandırır. Evet, adaletin pençelerine gitgide yaklaşıyorlar. O iyi mi peki? Sadece olayı çözmek için heyecanlanıyor kaptan. Ah, çok rahatladım. O sandviçlerden birini yediğini düşünmüştüm. Hayır, Flip sadece kendi gibi davranıyor. Flop'un durumu nasıl? O pek iyi değil. Hey Flop, ne durumdasın ortak? Sesini alçalt dostum. Etrafta kutup ayıları var. Her yerdeler. Kar fırtınasının ardına saklanıyorlar. Onları üstümüze kullanmadan göremeyiz. Bize yardım edebilecek birini tanıyorum penguenler. Bize yardım etmek isteyebilecek 4 Nala Galaksisi'nden eski bir iş arkadaşım var. Onu bir arayayım en iyisi. Tamam. Siz ona iyi davranın. Ben de çekiç gibi tepesine bineyim ve cevapları alayım. Sakin ol Flip. Adalet yumuşak olamaz Zoe. Tekrar merhaba Sinat. Uzun zamandır görüşmedik. Vay canına, evet. İyi görünüyorsun Stella. Bunlar senin çocukların mı? Hayır. Bu penguenler benim için çalışıyor Sinat. Yani yumurtlamadın öyle mi? Belki daha sonra. Şu an kariyerime odaklandım. Artık bir buz kaptanıyım. Bir kaptan mı? Lütfen beni affet. Biliyorsun kendime bir eş bulmalıyım. Bu yüzden birazcık heyecanlıyım. 4 Nala Galaksisi'nde bir tatile ne dersin?
Beni onlarca ışık yılı uzağa çağırıyorsun Sinat. Ne sen de cevap vermekten kaçınıyorsun Stella? Ben böyle iyiyim. Eğer sorun olmazsa bir süre daha kaçmayı planlıyorum. Senin yardım istemek için aradım. Kulaklarım, burnum ve toynaklarım senin hizmetinde. Bunu bilmek güzel Sinat. İşte sorunumuz. Yakın zamanda ekibim içine peynir gizlenmiş yemek aldılar. Bunu kim yapabilir ki? Sorun da bu. Bilmiyoruz. Ancak penguenlerinden biri yolunu kaybetmiş durumda. Ve diğerleri de kıyametin eşiğinden döndüler. Vicdansızlar! Bu evrendeki tüm penguenlere saldırmak demektir. Düşünce yapınızı beğendim Bay Sinat. Demek istediğim, kim biz penguenlerden daha barışçıl olabilir ki? Haksız mıyım? Doğru. Ve bu peynir tüccarları bu gezegenler uzayda dönmeye başladığından beri benim akrabalarımı kullanıyorlar. İşte bu yüzden sana geldik Sinat. Sanırım peşinde olduğumuz bir peynir suçlusu. Ve sen de gökyüzündeki en keskin gözlere sahipsin. Size elimden geldiğince yardım edeceğim Kaptan Stella. Bu galaksideki tüm süt ürünleriyle alakalı yerleri biliyorum. Ve bir peynir tüccarını daha haklarsak bu muhteşem olur. Bu boğayı sevdim. Aa, teşekkürler küçük dostum. Sinat, bizimkiyle bağlantılı olabilecek hiç peynir saldırısına denk geldin mi? Ah maalesef. Ya da iyi ki denk gelmedim. Peynirler sizde mi hala? Evet. Harika. Peynirin nereden geldiğini öğrenmek için inceleyebilirsiniz. Şarküteri dedektifleri ha? Vay canına. Neredeyse tüm peynirler geldikleri yöreye ve yapımına yardım eden hayvanlara özgüdürler. Özelliklerini ve sonradan eklenenleri inceleyerek nereden geldiklerini kolayca öğrenebilirsiniz. Bu dahil de Bay Sinat. Hemen işe koyulacağız. Teşekkür ederim Sinat. Bu harika bir fikir. Doğru boğayla konuştuğumuzu düşünüyorum. Her zaman kaptan ve yeni ünvanınıza bayıldım. Size gerçekten yakışmış. Bunun için çok çalıştım. Öyle mi? Bir ara 4 Nala Galaksisi'ne gelip dinlenmelisiniz. Ha, iyi deneme. Her zaman denemeliyim. Flip, Zoe, sizden tekrar Space Jack'le konuşmanızı ve peynirlerini kimden temin ettiklerini öğrenmenizi istiyorum. Baş üstüne kaptan. Derhal onunla iletişime geçeceğiz. O müdürlüğü bir daha asla görmeyeceksiniz. Ne demek istediğini anlayamadım Flop. Kutup ayıları onu kaçırdı. Dudakları tonsile dek mühürlendi. Durumu hiç iyi değil. Sana bunu yapanı bulacağız Flop. Aksi halde bana da Flip demesinler. Bizimle tekrar görüştüğünüz için teşekkür ederiz Kaptan Paul. Evet, eğer açmasaydınız bu gerçekten şüphe uyandırırdı ve şüpheli görünmek istemezsiniz, değil mi? Kaptan, bize Space Jack'e kimin peynir verdiğini söyleyebilir misiniz? Elbette! Pervane akıntısının ilerisindeki bir üreticiden alıyoruz. Kendilerine de BBS peynir üretim ediyorlar. Peki bu BBS'nin açılımı nedir? Ben bilemiyorum. Bilmiyor musun, saklıyor musun? Başım üzerine yemin ederim bilmiyorum. Başın üzerine mi, bu bir çeşit zürafa şakası mı yoksa? Ben şaka yapmıyorum. Gerçekten hatırlamıyorum. Eminim evraklarda vardır. Kontrol edebilirim. Böylece onları uyarabilesin değil mi? Hayır, hiç sanmıyorum. Toynaklarını görebileceğim yerde tut. Pekala, bakın. Yardımcı olmaya çalışıyorum. Gerçekten. Ama sanırım yüzgeçleriniz ters dönmüş. Başka sorularınız varsa avukatımla görüşebilirsiniz. Adı Bay Debi Uzun Boyun. Fakat kaptan. Üzgünüm ama artık gitmem gerekiyor. Harika. Bu gerçekten harika. Müthiş huysuzluğunun ne yaptığına bir bak Flip. Ne var? Peynircinin ismini öğrendik. Ve Space Jack'teki en iyi bağlantımızı kaybettik. Space Jack, Mi Space Jack, bu zürafa anlattığından fazlasını biliyor. Bize masum rolü oynayıp pisliklere zaman kazandırıyor. Seninle ne yapacağım ben? Buzlu gezegene balık tutmaya gidebiliriz. Bölmem gerekiyor. Buzlu gezegende bir müttefikimiz var. Öyle mi?
Var mı? Olumlu. Kim? Gezegen kayıt girdilerini kontrol ederken bir süre bekleyin. Gezegen gözlemimiz mi var? Elbette var. Ben o akıllı gemilerdenim. Mikrofon ve kameralarım 5 ışık yıldır aktif durumdalar. Vay canına. Biri bizi gözetliyor. Müttefikimizin bir tane görüntüsü var. Göster bize Slash'i. Bu Lampi. Vay canına. Dünyadaki yengeç kafesi kazasından beri kimse onu görmemişti. Ortadan kaybolduğunu düşünüyordum. Bu yaratıcı kuşun hayatta olduğundan emindim. Ve bu tanıdığım Lampi ise peynir saldırısı hakkında bilgisi vardır. Slash'i, ışık hızı, donmuş gezegene yetişmemiz gereken eski bir dost var. Sizi tekrar görmek harika Kaptan Stella. Buzu bu tarafa hangi rüzgar attı? Evet, sizi görmek her zaman çok güzel sevimli penguenler. Sizleri de. Nük B-52 buz penguenlerinin yardıma ihtiyacı var. Öyle mi? Evet, bu uzun bir hikaye. Bu genleşen bir peynir hikayesi. Peynir bende fena halde kaşıntı yapıyor. Test edilmesi gereken birkaç sandviçim var. Eksperleri düşününce aklıma ilk sen geldin B-52. Beyin ve nük. Yemek bağımlıları değil mi? Yemek benim hobimdir Kaptan Stella. Özellikle fıstık, aynı zamanda linguini, lazanya, pizza ve makarna da. Sandviçleri bize yollayın. Hemen test ederiz. Yolluyorum. Sadece erimiş peynirin test edilmesi yeterli. Erimiş peynir mi? Sizler ne zamandan beri peynir yiyorsunuz ki? Sorun da bu Nük. Yemiyoruz. Penguenlerimden ikisi Space Jack restoranına gittiler ve birileri sandviçimizin içine peynir koymuş. Olamaz. Aman tanrım. Vahşiler. Öyle yerlerde çalıştırdıkları kişilere dikkat etmeliler. Bu beni organik diyet takviyelerini emmediğim için minnettar yapıyor. Ben de minnettarım. Her zaman daha fazla fıstık anlamına gelir. Tamam çocuklar, sandviçleri yolladım. Teleport çemberinize geliyor olmalı. 3, 2, 1. Alındı ve test ediliyor kaptan. Her şey yolunda mı? Sıra dışı bir şeye rastladın mı? Bu sadece bu biraz bir dakika. Tamam. İşte oldu. Bu çok ilginç. Seni dinliyorum. Düzeltiyorum. Hepimiz dinliyoruz Nük. Haha, gerçekten çok komik. Stella, peynir üzerindeki incelemelerim içerisinde inek ve keçi sütü proteinleri olduğunu, koyun ve bufalo sütü yağı ve fare DNA'sı olduğunu da söylüyor. Fare DNA'sı mı? Ama nasıl? Bu bir farenin peynirin tadına bakmak için üretim makinesine girdiği anlamına gelebilir. Çok iştah açıcı olmasa da anlaşılabilir bir durum. Anlıyorum. Bana peynirin nerede üretildiğini söyleyebilir misin B-52? Eser miktarda toprak ve demir, meşe ve... Ne oldu? Ne görüyorsun? Titanyum alaşımı. Titanyum alaşımı mı? Bu demek oluyor ki... Bu peynir derin uzayda üretilmiş. İşte geldik Zoe, donmuş gezegen. Sabredemiyorum. Donmuş gezegeni sadece resimlerde gördüm. Epey eğlenceli görünüyordu. Yani bir penguen için. Evet, Lampi'nin çok mutlu olduğuna eminim. Arkadaşınızın tek başına olabileceğine dair ihtimaller oldukça yüksek. Gözlem kayıtlarım
gezegende başka penguene rastlamıyor. Lampi yalnız ha? Lampi'yi tanımıyorsun. Söyle ona Zoe. Lampi başka yaratıkların etrafında olmasından hoşlanmaz. Özellikle de kendi türünün. Yalnız kalmayı tercih eder. İşte bu yüzden geçmişte yengeç kafesinde yakalanmıştı. Derin denizlere açılmanın ona huzur vereceğini düşünmüştü. Ancak sadece yerel denizcilerin düşmanlığını kazanabildi. Sormanda bir sakınca yoksa arkadaşınız yerel balıkçıların öfkesini nasıl kazandı? Ne zaman güvertede yüzlerini görseler suratlarına balık atarak... Anlıyorum. Tanışacağın en sosyal penguen değildir. Hey, sence bizi hatırlayacak mı? Uzun zaman oldu. Bilmiyorum. Eğer hatırlamazsa başımız belada demektir. Belki de kask takmalıyız ha? Fena fikir değil. Slushy, güvertede hiç koruyucu ekipmanımız var mı? Maalesef hayır. Belki de kokpitte kalmalı ve onunla çift yönlü ekran aracılığıyla iletişime geçmelisiniz. Olmaz. Lampi'den çekinmiyorum. Kim olduğumuzu anladığı zaman her şey yolunda olacak. Peki ya kim olduğumuzu anlayana kadar? Tamam. Slashy'ye bir şeyler fırlatabilir. Tanrım. Güç kalkanlarını devreye sokmalı mıyım? Güç kalkanımız da mı var? Kim eğitti seni? Sen eğitim mi aldın? İnanılmaz. Bekle. İniş tamamlanmak üzere. Burası kesinlikle çok soğuk. Bana konforlu derin uzayımızı özlettin. Buranın adı Donmuş Gezegen, Flip. Sen ne bekliyordun ki? Bilemiyorum. Sıcak bir çikolata iyi olabilirdi. Ya da 3 tane. Kuşlar aşkına. Sen bir penguensin. Uzay yaşamı seni yumuşatmış. Her neyse. Slash'in iklim kontrolünde 6 ay bana önceden ne sert şartlarda yaşadığımızı gösterdi. Sert mi? Sert ne demek? Bilmezsin bile tüy topu. Ha? Boğazına tüy falan mı kaçtı senin? Ben konuşmadım işte. Lampi. Kimler gelmiş buraya? Birkaç yumuşakça mı? Lampi, biziz. Filip ve Zoe. Sigorta araştırma ofisinden mi? Burton'ın dayanamayacağını biliyordum. Yüksek sesle ağlayabilmek için kara ayakkabıları giymiş pısırık. Hayır Lampi, bizler buz penguenleriyiz. Eski ekipten hatırladın mı? Yeni bir şirket demek. Tamam, diğerleri gibi siz de başaramayacaksınız. Çünkü bulacak bir şey yok. Size burada bir şeyleri ısıtmaya çalışıyor gibi mi görünüyorum ben? Hatırladığım Lampi gibi görünüyorsun, iyi görünüyorsun. Yoksa artık bıldırcınların sigorta soruşturması yapmasına izin mi veriyorlar? Ne? Kime bıldırcın diyorsun sen? Penguenim ben. Senin gibi. Evet, biraz daha anlatın Bayan Patridge. Balık tutmaya gitmek üzereydim. Anlatacak önemli bir şeyiniz yoksa kenara çekilin lütfen. Dur Lampi, konuşacak önemli bir şeyimiz var. Sahi mi? Tıpkı sizden önce gelen şaşkınlar gibi broşür konuşmalarınızdan pek uzaklaşamıyor gibi görünüyorsunuz. Beni dinle penguen. Biz senin dünyadan arkadaşlarınız. Antarktika açıklarında bizimle derin dalış yaptın. Ve sen biz 50 bin krav penguenini tam istediğin şekilde Palet Adası'nda organize ettin. Ve sonra da tek elle İzlanda hükümdarını devirdin. Bunu hatırlıyorum. Tüylerini düzeltiyordu, ben de onu yoldum. Oraya düşüvermişti. Epey komikti. Peki bizi hatırladın mı? Sizi mi? Hayır. Bütün penguenler aynı görünüyor. Sizden uzaklaşıp kendimi bulmamın sebebi de bu zaten. Sürü hayvanları. Ama Zoe'nin bahsettiği olayı hatırlıyorsun. Yani bizim de orada olduğumuzu biliyorsun. Artık sözünü tutup top oynar mısın? Top oynamak mı? Fok balığı mıyım ben? Bücür. Bu sadece deyim Lampi. Ben... Lampi. Onu hatırlamıyor ya da umursamıyor olabilirsin. Ama Bond'a çok iyi işler başarıyor. Şu an için kaptan yardımcısı. Ve muhtemelen bir gün buz kaptanı olacak. Bond'u... Kardeşim mi? İlk ve tek olan. Kaptan yardımcısı mı? Bu inanılmaz.
Onu son gördüğümde sahildeki balinaların üstüne göbek üstü dalıyordu. Ve bunu internet için kaydediyordu. Uzun yol kat etti. Hey, hala internet diye bir şey var mı? Evet, hala internet var Lampi. Sanırım bir süre her şeye uzak kaldım. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Neden kendimi tekrar edeyim ki? Kulağına su mu kaçtı yoksa? Hayır, bu da başka bir deyim. Kendimizi kanıtladığımızı düşünüyorum Lampi. Artık peynir konusunu konuşabiliriz. Peynir mi? Delirdiniz mi siz? Peynir kuşların zor öğüteceği bir besindir. Özellikle de bıldırcınlar için. Bıldırcınları bilemeyeceğim Lampi. Ancak... Neden? Yanında bir tane duruyor ya. Demek istediğim sandviçlerimizde peynir olmaması gerekiyordu. Siparişimizi göz ardı eden biri tarafından bilinçli olarak eklenmiş olmalı. Domuzlar. Bunun arkasında uzay domuzları mı var? Beni dinleyin hepiniz. Geçenlerde doğruca adıma yollanmış bir paket aldım. Yani buraya mı? Donmuş gezegende posta var mı? Haftada bir uğrayan küçük bir uzaylımız var. Onun için üzülüyorum ancak ya güçlenmeli ya da yeni bir iş bulmalı. Anlatmaya çalıştım. Gönderen bilgisi olmayan bir paket aldım. Bunun iPad'den sipariş ettiğim yeni sanal gerçeklik gözlüğü olduğunu sandım ama değildi. Neydi peki? Tam bir kalıp peynir. Hem de 3 ton. 3 ton mu? Bilmiyorum. Asla ağırlıkları ve ölçüleri öğrenemedim ama çok fazlaydı. Eğer yeseydin beni 60 santim altına yollayacak kadar. 60 santim mi? Bu sığ bir mezar. Tekrar ediyorum. Ölçüler konusunda iyi değilim ama kurallar gereği donmuş gezegende derine gömülmen şart değildir. Çünkü zemin yıl boyunca katı ve donuk kalır. Peyniri kimin yolladığını öğrenebildin mi Lampi? Hayır, hiçbir fikrim yok ama bir şey çok açık. Bu savaş demektir. Açık ve net. Savaş mı? Ama savaşta herkes kaybeder. Evrende kim galaktik bir savaşı başlatmak ister ki? İşte sorulması gereken de bu Bücür. Kim savaş ister? Bunu cevaplayabilirseniz suçluyu bulursunuz. Bunun kötü bir hediye olmadığından emin misin sen? Bir kuşa peynir vermek, kapı eşiğinde bir balık sarması bulmaya ya da yatağında kestiren bir at görmeye benzer. Bu bir mesaj ve anlamı hiç de iyi değildir. Kesinlikle. Paketin üzerinde hiç ipucuna rastladın mı? Nereden geldiğini anlatacak bir iz. Tanıdık bir el yazısı. El yazısı tavuk çizikleri gibiydi. Tavuk mu? Bu çok anlamlı. Tavuklar her zaman bizden nefret etmişlerdir. Hep menüde kendileri oldukları için bize kızgınlar. Bazı gezegendeki bıldırcınlar da çok lezizdir. Bıldırcın olmak berbat o zaman. Neden bir tane bulup bana ondan bahsetmiyorsunuz? Dinle. Bence kendimize bir tavuk bulmalı ve ona bazı zor sorular sormalıyız. Katılıyorum. Bu gidiyorsunuz demek mi oluyor? Evet. Şükürler olsun. Gerçekten harika ve yakışıklı bir hayvan olduğumu biliyorum ancak hiç yoldaşa ihtiyaç duymuyorum. Sadece yalnız kalmak istiyorum, anlıyor musunuz beni? Hem de çok iyi. Bilgi için teşekkürler Lampi. Bondo'ya selamlarını iletiriz. Hayır, sakın bunu yapmayın. Benimle iletişime geçebilir. Daha da kötüsü buraya gelebilir. Bütün bu olanları unutalım olmaz mı? Ne dersiniz? Eğer öyle istiyorsan... Evet istiyorum. Hadi şimdi gidin. Tamam, gidiyoruz. Ve geri dönmeyin. Endişelenme, dönmeyeceğiz. Güzel, kurtuldum demektir. Aynı eski Lampi. Evet, bu oldukça enteresandı. Bunu tekrar söyleyebilirsin. Yoksa kulaklarına su mu kaçtı? Ses tonunuzda ironi tespit ediyorum. Ancak anlayabilmek için gerekli referans noktalarına sahip değilim. Correcto mundo, Slushy. Şu an analiz için Correcto mundo'yu bilgi bankama ekliyorum. Devam et dostum. Herkesin durumu iyi mi kaptan? Flip, Zoe, korkarım Flop'un durumu pek iyi değil. Uzay gerçekliğini yitiriyor gibi sanki.
El toburlar, her yeldeler. Başlarınızı aşağıda tutun penguenler. Tamam, tamam Flop. Eğiliyorum. Kaptan, siz de eğilin. Tamam. Ah. Kutup ayıları yeryüzündeki en büyük etoburlardır. Ve biz penguenler forklardan sonra ikinci etli ve leziz yaratıklarız. Anlaşıldı Flop. Söylediklerini yapacağız dostum. Sizi bilmem ama ben bu canavarlara yem olmayacağım. İyi fikir Flop. Bir arada kalıp bu durumu atlatabiliriz. Penguenler böyle yapar. Bir arada kalırlar. Biz bir takımız. İyi yağlanmış bir makine gibi. Bir ordu. Kalabalığın gücü. Ah. Flop'un durumundan sorumlu olan haini bulmalıyız. Skalkis gezegeni hemen aşağımızda. Belki bir uğrayabiliriz ha? Tavuk nüfusu patlama yapmış durumda. İyi fikir. Bizi oraya indir Slashy. Saygı çerçevesinde yüzeye inişe karşı olduğumu belirtmeliyim Zoe. Ne yazık ki düşme riski olmayan alan yok gibi. Tavuk gübresine çakılmak istemiyorsanız tabii. Oh. Tamam, madem öyle diyorsun, atmosferlerinde yörüngeye gir ve bizle konuşacak bir tavuk var mı araştır bakalım. Bu gerçekten çok daha iyi bir fikir. Şu an gezegenin nüfusu incelenip taranıyor. Buradaki menülerde tavuk olmadığına bahse girerim. Evet, dilerim menüde penguen kebapları da yoktur. Wow. Hey bak, işte başlıyoruz. Kız konuşması ben hallederim. Merhaba hanımefendi. Biz barış için geldik. Hanımefendi değilim ben Meg. 6 uzay doları için bir dizine ya da 10 uzay doları için 2 dizine. Affedersiniz anlayamadım. Yumurta bir dizine mi istersin 2 mi? Aa, yumurta için gelmedik. Eğer bir dakikanızı ayırabilirseniz birkaç soru sormak istiyoruz. Bir soru için 3 uzay doları. Her ek soru için 1 uzay doları eklerim. Ne? Bu otoban soygunculuğu. Bizim otobanımız yoktur. Burada taşıt olmaz. Kısa mesafeleri yürür ya da uçarız. Bu durum zeminin pisliğinden olmalı. Bizim ne kadar uzay dolarımız kaldı? 3. Her şeyimizi o sabote edilmiş sandviçlere harcadık. Tamam. Bu bize tavuğa bir soru sorma hakkı sağlayabilir. Bunu geçerli hale getirelim. Kendinden bilinçli yapay zekam sayesinde bütün muhtemel soruları ve olası cevapları tarayabilir ve listeden en belirleyici olanı seçebilirim. Eğer beni buna yönlendirirseniz. Yap bakalım makine. Meg, acaba bizi galaksiler arası yeraltı peynir örgütüyle ilgisi olabilecek tanıdığın birine götürebilir misin? Kişisel olarak hayır. Ancak arkadaşım Tony genelde tuhaf işler peşinde koşan karanlık bir peynir satıcısı tanıyor. Harika. Tony'yi nasıl bulabiliriz? Bu bir uzay doları gerektirir. Meg, lokasyon bilgileri olmaksızın Tony'nin adı bizim için değersiz olduğundan sence de bu soruyu ücretsiz olarak cevaplayamaz mısın? Ücretsiz olarak mı? Asla yapmam. Ama lütfen. Peki tamam. Tony Hopis gezegeninde yaşar. O bir tavşandır. Çok teşekkür ederiz Mac. Bize çok yardımcı oldun. Hazır olduğunda 3 uzay dolarımı alabilirim. Ödemeyi hemen yapıyoruz. Peki rotayı Hopis'e çevireyim mi? Vur onu Slashy. Neyi vurayım? Boş ver. Rotayı Hopis'e çevir. Çevriliyor. İşte geldik. Vay canına. Hopis gezegeni fazla büyümüş. Bir bahçıvan getirmeliymişiz. Slashy, otların ardını göremiyoruz. Sen görebiliyor musun? Evet, Flip. X ışınlarım 5 ışık yılı uzaklıkta 5 hareket tespit ettiler. Şu adam. Eğer Tony olabilecek birini görürsen mutlaka bize haber ver. Bütün saygımla Zoe ve daha iyi bir fikrim var. Pekala. Dikkat tavşan Tony. Galaksiler arası buz gemisi Slashy konuşuyor. Patilerin havada
ortaya çık tavşan Tony. Vay canına. Çıktım, çıktım. Sakin ol Tony. Sadece birkaç soru soracağız. Evet, patilerini indirebilirsin. Sizi uzay polisi sanmıştım. Bizler buzdanız. Gemimiz biraz ağır konuştuğu için üzgünüm. Bazen yapay zekası tuhaflaşabiliyor. Lütfen özrümü kabul et Tony. Vay canına. Ne kibar bir uzay gemisi. Teşekkür ederim. Resmi davranışlarım İtinalı bir programlamayla 28 yaşındaki ortalama bir insan örneklenerek uygulanmıştır. Gerçekten Slash'i. İngilizce dersi falan vermelisin. Zaten her Teknovya yılının ilk pazar günü etiket dersleri veriyorum. Harika. Tony, yeraltı peynir dünyasıyla bir bağlantın olduğunu duyduk. Pek çok bağlantım var. Daha belirleyici olmalısınız. Meg adında bir tavuk bize karanlık bir peynirciyle konuştuğunu söyledi. Bir peynirci tanıyor olabilirim. Peyniri severim. Bu yüzden kendimi almak isterim, anlıyor musunuz? Hapis gezegeninde peynir ticareti pek yaygın değildir. Anlıyoruz Tony. Ve kesinlikle peynir bağlantına zarar vermek istemiyoruz. Ancak birileri içinde erimiş peynir olan sandviçlerde filomuzu zehirleme girişiminde bulundu. Biz de bunun kim olduğunu araştırıyoruz. Ve bunu diğer masum canlılara yapmasını engellemeye çalışıyoruz tabii ki. Birisi penguenlere peynir mi verdi? Bu korkunç. Bir de bana sor. Arkadaşımız Flop onlardan iki tane yedi ve hala etkilerini hissediyor. Olamaz. Peyniri nereden aldınız? Enteresan. Biz de sana aynını soracaktık. Tamam. Size söyleyeyim. Eğer peynirli sandviçlerinizin kalanlarını bana verirseniz sizi peynircimle tanıştırabilirim. Anlaştık. Gidelim. Peynirin önerilen dolap dışında bekleyebileceği süreden daha uzun zamandır gemi sıcaklığında beklediğini belirtme ihtiyacı duyuyorum. Bu benim için sorun değil memur bey. Bir ızgara, mikrodalga, biberim ve deniz tuzu var. Onları yeri gibi yaparım. Bu uygun bir hazırlık gibi geliyor. Kalan sandviçleri teslim ediyorum. Birkaç çeşidi ekleyeceğim ve ellisiz olacaklar. Harika. Şimdi peynirciyle buluşmaktan konuşalım. Yani şu tavşan Tony bize peynircisi arasında bir toplantı ayarlayacak. Ki adını henüz bilmiyoruz. Ancak Tony bize kimi yönlendirirse o gelecek. Bize peynir satmak için. Ve bunun sandviçlerimizdekiyle aynı peynir olacağını düşünüyorsun. Evet, kesinlikle öyle düşünüyoruz. Öyle umuyoruz. Peki ya olmazsa? En azından başka bir peynir satıcısını yakalamış olacağız. Doğru. Bu tehlikeli peynirleri uzayımızdan silmeliyiz. Sonuçta peynir uzayda yasa dışı değil kaptan. Tamam ama olmalıydı. Peynir kuşlarda gaz yapıyor ve mide rahatsızlıklarına sebep oluyor. Eğer gaz yapıyor olsaydı Philip ve Zoe bu adamı bir ışık yılı uzaktan tanıyabiliyor olmalıydı. Bu iğrenç. Yine de her şeye rağmen bu tek ve en iyi ipucumuz. İkiniz de çok iyi iş çıkardınız. Slash'i unutmayın. Tavukla çok iyi iş çıkardı. Tavuk mu? Uzun hikaye. Burada olsaydı kim bize yardım ederdi biliyor musunuz? Lampi. Tanrım, kesinlikle olurdu. Evet, tamam. Belki bir gün tekrar ortaya çıkar. Evet. Muhtemelen çıkmaz. Kesinlikle çıkmaz. Hey, bunu bilemezsiniz. Pekala, galaksiye neden elit kuşlar olduğumuzu ispatlama zamanı geldi. Uçma zamanı buz penguenleri. Evet. Evet. Philip, Zoe, Slash'ı da toplantıya götürün. Sizi güvenli mesafeden takip edeceğiz. Uzay koruması arkadaşlarımız peynircinin kaçma ihtimaline karşı beklemede olacaklar. Destek dağıtıldı. Tek yapmamız gereken elimizi oynamak. Hazırız kaptan. Yapalım şu işi. Evet. Thank you.
Nebula ona ne zaman varırız Slashy? Doğu yönünden gidelim bence. Güneşleri batıda olduğundan işler çılgınlaşırsa ışık hızına çıkmak istemiyorum. Not alındı Zoe. Slashy, sen daha önce hiç suçlu yakaladın mı? Suçlu, terminolojinizi pek anlamıyorum. Hiç kötü adam yakaladın mı sen? İşlenmiş bir kötülük gerçekleştirilen iyiliklere bağlıdır. Ne yazık ki net bir şey söyleyemeyeceğim. Bu kadar düzgün konuştuğunda dayanamıyorum. Ben de. Nefretinizi üzerime çekmek istemezdim. Ancak radarlarım ışık hızında bir geminin kuzey yönünden doğruca üzerimize geldiğini söylüyor. Kuzeyden ışık hızıyla mı? Kim diklemesine ışık hızına çıkar? Bir şey hazırlıyorsa... Tuzak! Oo, vurulduk. Saldırı altındayız. Güç kalkanları devrede. Penguenlerimiz saldırı altında. Onları kurtarmamız gerek. Uzay korumaları müdahale edin. Geliyoruz Kaptan Stella. Bu şüphesiz hayatımda gördüğüm en kötü müşteri hizmeti. Topları hazırlayın komutanım, saldırıya geçiyoruz. Kim böyle bir uçuş ekibi yönetir? Çılgınlık. Bondo, ışık hızına çıkalım. Bizi Slashy ve saldırganın arasına götür. İticilerimiz kapalı kaptan. Ne demek iticilerimiz kapalı? Tok gürültü yaptıkları için motorları kapattım. Tüm kutup ayıları uyandırılacaklardı. Flop olamaz. Philip ve Zoe'ye nasıl yardım edeceğiz? Batı güç kalkanları hasar aldı. Doğu güç kalkanları devre dışı. Bu saldırıyı savuşturabilir miyiz Slashy? Destek ekibi nerede? Dayanın penguenler. Varmak üzereyiz. Acele edin lütfen. Neden bize saldırıyor? Sadece biraz peynir tadıyor olmalıydık. O muhbir tavşanın bilgi vermiş olma olasılığı çok yüksek. Balıklar aşkına, uzayın bu kısmında kimseye güvenemiyorsun. Bana hı mı dedi o? Nük, B-52. Penguenlerimiz saldırı altında. Ve gemimiz arıza yaptı. İçeri girmek için tüm DS'ye ihtiyacım var. Hemen geliyoruz kaptan. Endişelenmeyin, karbon üslerinizi kurtaracağız. Acele et B-52. Ateşe karşılık verdin mi Zoe? Hayır, sen yaptın sanıyordum. Ben yaptım. Kendimi koruma becerilerim otonomdur. Pekala öyleyse atış serbest Slashy. Olamaz. Bakın komutan Hemsenders, bu gemiyi tanıyoruz. Kesinlikle öyle Erskrik. Bu posta gemisi değil mi? Ne? Olamaz. Dikkatli bakın kaptan. Bu olamaz. Bu dondurma gemisi. Neden dondurma gemisini umursuyorsun? Kesinlikle uçur onu. Toplara hazırlayın. Onlara zorlu yolu göstereceğiz. Sıkı durun komutanım. Savaşa giriyoruz. İşte savaşçı ruhu asker. Şimdi ileri. Nasıl gidiyoruz Slashy? Tek parça halinde olduğumuz düşünülürse kötü gitmiyoruz diyebilirim. Bu kulağa kötü geldi. Bu da neydi böyle? Artık tek parça olmadığımızı söylemek beni üzüyor. Bak bu daha kötü. Teknik olarak evet, oldukça kötü. Slashy, Slashy, neden ateşi kestik biz? Toplarım tahmin edilemez şekilde hasar gördü. Zoe, tıpkı iticilerim, güçlendiricim ve yedek tankım gibi üzülerek devre dışı kaldığımızı belirtmeliyim. Burada ördek gibi kaldık, bizi yok edecek. Hayır Philip, böyle konuşma. Biz penguiniz. Buz penguenleri uzay elitleriyiz. Asla teslim olmayız. Asla o kelimeyi kullanmayız biz. Ne kelimesi? Kelime işte. Biliyorsun. Hayır, ben... Hangisi? Bunu asla söyleme. Beğenir mi? Sanıyorum Zoe'nin söyleyemediği gizemli kelime. Bu da kim böyle? Ben, bu Squeal Penguin. Korkunç Mrs. Aydın liderim. Bütün galaksideki en
korkulan ve en çekinilen fareyim. Adını hiç duymadım. Sen duydun mu? Aa, adım neydi demiştin sen? Adım Bubu, yeter. Bana galip diyebilirsiniz ve galip olarak ganimetlerinizi yağmalayacağım. Siz penguenlerin resmi giymiş olmanız iyi. Çünkü şu an tanrınızla tanışmak üzeresiniz. Aa, güzel espriydi. Çok sağ ol minik kuş. Oh, penguen tanrım. Penguenleri seviyorum. Yumuşacık tüylü sevilesi penguenler. Onları incitmek zorunda mıyız Bubu? Çünkü onlar çok sevimliler. Evet, seni ettiğiniz zorundayız. Penguenlerden nefret ederim. Özellikle de buz penguenlerinden nefret ederim. Demek ki peynirci sensin. Kesinlikle öyleyim. Bir fare, çok mantıklı. Sandviçlerimize peynir koyan da sen miydin? Evet. Tabii ki bendim. İyi ama neden? Neden olmasın? Siz penguenler uzay sizinmiş gibi davranıyorsunuz. Sizden olmayan hiçbir canlıya saygı duymadan etrafta uçuyorsunuz. Siz penguensiniz. Uçamıyor olmanız gerekirdi. Tıpkı dünyadaki gibisiniz. Sonsuz, affedilmez, çekilmez ve kendi iyiliğiniz için fazla sevimlisiniz. Ve şunu söylemeliyim ki... Çok tuhaf kokuyorsunuz. Senin buna tepkin bizi hasta etmek mi? Evet. Bir fare olarak fark edilmeden istediğim her yere girip çıkabilirim. Özellikle de saçma menü seçenekleri olan Spacecheck gibi bir çöplüğe. Galaksi çapında herkesin peynir gibi bir lezzeti tatması gerektiğine inanıyorum. Ve siz penguenler böyle müthiş bir yemeğe gaganızı mı çeviriyorsunuz? Sizi gidi züppeler, söyleyin bakalım. Ama bizler kuşuz. Sindirim sistemimiz peyniri öğütemiyor. Bu arkadaş olamayacağımız anlamına gelmiyor. Arkadaş mı? Ah evet. İsterim, 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 isterim. Peki artık sarılabilir miyiz? Ah, bu küçük sevimli suratları artık mıncıklayabilir miyim? Aa, sarılmaya bayılırım. Arkadaşmış, dostmuş. Benim Chubby'm var. O ihtiyacım olan tek arkadaşım. Oh tanrım, Bubu, Bubu. Hiç böyle hissettiğini düşünmemiştim. Kapa çeneni Chubby, henüz bitirmedim. Tabii Bubu. Sizi yok etmem bu kadar kolayken neden siz kuşlarla arkadaşlık edeyim ki, bana söylesenize. Çünkü dünyayı döndüren savaşlar değil arkadaşlıklardır. Hangi dünyayı? Etrafına bak ve birini seç. Seni ona uçurduğumdan emin olacağım. Sen söyledin. Bu farenin toplarını son bir vuruş için üzerimize kilitlediğini söylüyor. Buradan ne kaçabiliriz ne de kendimizi savunabiliriz. Geri kalan tek seçenek saldırının bitmesini beklemek ya da... Ya da ne slaşı? Ya da acil kaçış modumu aktif etmek. Aa, bir acil kaçış modumuz mu var? Orijinal donanımımın bir parçası olarak yüklenmemiş de olsa kendini geliştirebilen yapay zekam, biyolojik yaratıcılarının davranışlarını ve fonksiyonlarını kopyalayabilmektir. Yani sonuç olarak beni onlar kendileri gibi yarattı. Ben de bu seçeneği kendi kendime aktif ettim ve şu an sahibim. Vay canına. Kesinlikle kendi kararlarını verebilme yetisine sahipsin Slashy. Ama bir şey yapmadan önce şunu söylememe izin ver. Biz buz penguenleri pes etmeyiz. Geri çekilmeyiz ve doğru olan için ne gerekiyorsa yapmaktan kaçmayız. Eğer bir meydan okuma varsa kabul ederiz. Eğer bir engel varsa onu da temizleriz. Eğer bir tehdit varsa üstesinden geliriz. Ve eğer bir savaş varsa onu kazanırız ya da uğrunda ölürüz. Hayatımızda hiç vazgeçmedik Slashy.
uzun süredir birlikte olmadığımızın farkındayım. Ama işte bizler buyuz. Bizler uzay penguenleriyiz. Daha önce hiçbir penguenin gitmediği yerlere gidip evrene barış ve huzur taşıdık. Ve geleceği öngörmenin bir yolu yok. Ama bir şeyi biliyorum. Biz penguenler dış uzayı bulduğumuzdan daha iyi bir yer olarak bırakacağız. Uzay pengueni sözü bu. Vay canına. Kahramanımsın Zoe. Ve benim de öyle. Eğer sözlerim niyetimi sorgulamana sebep olduysa sizi temin ederim. Ben de bir uzay pengueniyim. Bu gerçekten çok dokunaklı. Sanırım şimdi kusacağım. Uzanmak ister misin Bubu? Son kez söylüyorum, çabuk kapat çeneni. Şimdi sadece kendinizi düşündüğünüz, bitmek tükenmek bilmeyen şu zırvalarınız bittiyse hazır olun. Merhaba. Korumalar savaşa katıldı. Geciktiğimiz için üzgünüm. Evet. Fil ve robot da katıldılar. Kutup ayıları kamuflaj kullanıyorlar. Her yerde olabilirler. Oley! Yaşasın! İşte olumlu ünlem kelimesi. Bubu! Etrafımız sarıldı! Ne? Ben Bubu Sıkıyılım. Kimse Bubu Sıkıyılı köşeye sıkıştıramaz. Kaçacak yerimiz kalmadı. Kaçmaktan söz eden oldu mu? Yolumuzu açacağız. Filip, Zoe, herkesten sakladığım son bir numaram olduğunu söylemeliyim. Argo konusunu geliştirmeye başladın Slashy. Argo işlem yapamaz. Bu bize bir ışık yılı kadar kazandırabilir. Yap hadi Slash, sana güveniyoruz. Ateş et Chappy. Ateş et! Ateş! Başardılar kaptan! Kazandılar! Biz başardık Bondo. Penguenlerin yapacağı gibi bir arada durduk ve düşmanı yendik. Affedersiniz. Flop, sen iyi misin? Sanıyorum. Biz şu an neredeyiz? İşte oldu penguenler. Muhteşem bir iş başardınız. İşte kötü müşteri hizmetlerini böyle haklarsınız. Vay canına. Neredeyse bize ihtiyaç bile duymadınız. İyi işte penguenler. Bize desteğe geldiğiniz için çok teşekkür ederiz çocuklar. Bir uzay pengueni günü kurtardı ve şimdi sizi onunla tanıştırma zamanı. Millet, Slash ile tanışın. Buz penguenleri takımının en yeni üyesi. Nasılsınız civcivler? Bunu galaksinin neresinden öğrendin Slash'i? Yakamı fırçalamaya çalışıyorum Zoe. Bir rapçi olmaya çalışıyordum. Ve hip-hop radyoları epey yardımcı oldular. Hadi canım. Söyleyin bakalım kimden acıktı? Ben yiyebilirim. Ben de. Ben de yerim. Akşam yemeği için buluşmaya ne dersiniz uzay kahramanları? Harika olur kaptan. Peki nerede buluşalım? Space Jack'te mi? Wow. Bu sefer peynirsiz olabilir mi? Kesinlikle.